Alkanların nasıl isimlendirildiğini görmüştük. Örneğin bu alkanın 5 karbonu var. 1 2 3 4 ve 5. O zaman buna pentan diyoruz. Peki alkenleri isimlendirirken ne yapıyoruz? Bu bileşikte çift bağ var. Fakat ayrıca 5 karbon var. 1 2 3 4 ve 5. O zaman 5 karbon olduğunu belli eden pentle başlıyoruz. Fakat çift bağ olduğu için sonundaki an ekini n olarak değiştirmemiz gerekiyor. Buraya yazalım. Evet, bu moleküle penten diyoruz. Çift bağın konumunu olabilecek en küçük sayıyla belirtmemiz lazım. O halde soldan başlıyoruz. Bu birinci karbon, bu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çift bağımız birinci karbondan başladığı için bir penten yazabiliriz. Bir yazmasak da yine çift bağın birinci karbondan başladığını tahmin edebilirdik. Peki, bunu sağ taraftan başlayarak numaralandırsaydık nasıl olurdu? O zaman burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü, dördüncü ve beşinci karbon olurdu. Sizce bu durumda çift bağın dördüncü karbondan başladığını söyleyip Arkenimizin adına 4 penten diyebilir miydik? Hayır. Çünkü burada hedefimiz çift bağı olabilecek en küçük sayıyı vermek. O halde buna 1 penten veya sadece penten diyoruz. Sıradaki örneğe bakalım. Hedefimiz çift bağı içeren en uzun karbon zincirini bulmak ve çift bağı mümkün olan en küçük sayıyı vermek. Çift bağı içeren en uzun karbon zincirine birinci karbon diyelim. Burası da ikinci karbon olur. 3, 4 ve 5 diye devam eder. 5 karbonlu alkene penten diyoruz. Yine biri buraya yazabiliriz ya da yazmayabiliriz. Fark etmez. Şimdi substituentlere bakalım. Bu durumda karbon zincirine bağlı yalnızca bir grup var. O da iki karbonlu bir alkil grubu. O zaman buna etil diyoruz. Etil grubu ikinci karbona bağlı olduğu için buna iki etil penten diyeceğimizi düşünebilirsiniz. Fakat bu en uzun karbon zinciri değil. Biri bu moleküle bakıp karbon dizilimini şu şekilde yapabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çünkü burada 6 karbon var ve 6 karbon 5'ten büyüktür. Buradaki sorun çift bağın en uzun karbon zincirinin bir parçası olmaması. Ama aslında bu kurallarımızdan biri. Çift bağ içeren en uzun karbon zincirini bulmamız lazım. Bu yüzden bunu penten türevi olarak isimlendiriyoruz ve burada olduğu gibi numaralandırmıyoruz. Yani sağ taraftaki gösterim yanlış. Kısacası çift bağ içeren en uzun karbon zincirini buluyoruz ve çift bağ olası en küçük sayıyı veriyoruz. Alkil substituentleri olsa bile bu kural geçerlidir. Sıradaki örneğe bakalım ve bu bileşiği isimlendirelim. Öncelikle soldan başlayarak numaralandıralım. Bu karbon birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci ve bu da altıncı. Altı karbonlu alkene hekzen diyoruz. Çift ise ikinci karbondan başlıyor. O zaman bunun önüne iki koyacağız. Yani iki hekzen. Şimdi ise çift bağımızı içeren de dahil olmak üzere en uzun karbon zincirine bağlı substituentleri düşünelim. İkinci, dördüncü ve beşinci karbonlara bağlı metil gruplarımız var. Üç metil grubumuz varsa buna trimetil diyoruz. Buraya yazalım. Bu metil grupları dediğimiz gibi 2, 4 ve 5 numaralı karbonlarda. O zaman bileşiğimizin adı 2, 4 5-trimetil-2-hegz'den olacak. Bu molekülü başka bir şekilde de isimlendirebiliriz. Bu ikiyi hegzenin önüne koymak yerine hegz ve enlerin arasına yerleştirebiliriz. Bu şekilde yazalım. Yine 2, 4 ve 5'te metil gruplarımız var. 2, 4, 5-trimetil-hegz-2-en. Tekrarlayalım. Buradaki iki sayısı çift bağın 2 karbondan başladığını işaret ediyor. 2, 4, 5 trimetil 2 heksen olarak ilk adlandırma şeklimiz biraz daha klasik olan yöntem. 2, 4, 5 trimetil hex 2 ense daha yeni bir isimlendirme yöntemi. Fakat çoğu yerde alkenin bu her iki adı da kabul edilir. Peki bunu sağdan sola numaralandırsaydık nasıl olurdu? Bu birinci karbon, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci ve bu da altıncı karbon olsaydı? Bu numaralandırmanın doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü bu yönteme göre metil grupları 2, 3 ve 5'te. İlk farklılık noktası kuralını düşününce burada ve burada 2 var. Buradaysa 3'e karşın 4 var. 3'ün daha küçük bir sayı olduğunu tabii ki biliyoruz. Yani alkil gruplarının bizi sağdan başlayarak numaralandırmaya yönlendireceğini düşünebilirsiniz. Bu yöntemin sorunu şu. Bu bize dördüncü karbondan başlayan bir alken ve çift bağ verir. Ancak bizim hedefimiz çift bağlara mümkün olan en küçük sayıyı vermek. Bu her alkil grubu için geçerlidir. Zaten bu sebeple numaralandırmayı bu şekilde yaptık. Evet, bileşiğin IUPAC adlandırması 2,4,5-trimetil-2-hegzen olacak. Şimdi de halkalı yapılara bakalım. Aşağıda sol tarafta bu sikloheksanın anla bittiğini biliyoruz. Çift bağ eklersek sikloheksen elde ederiz. Evet, sikloheksen olacak yani enle bitecek. Bu karbonlardan her ikisi de birinci karbon olabilir. Buna bir diyelim. Bu birinci karbonsa bu ikinci karbon olacak ve halkanın etrafında 3, 4, 5 ve 6 olarak devam edecek. Peki ya substituentler varsa? Öncelikle sol alttaki örneğe bakalım. Substituentimize en küçük sayıyı vereceğiz. Çift bağımız burada. Bunu veya altındakini birinci karbon yapabiliriz. Bu metil grubuna en küçük sayıyı vermek için bu üstteki karbonu birinci karbon yaparız. Burası da 2 olur. Bu bir sikloheksen halkası. Ayrıca birinci karbona bağlı bir metil grubumuz var. O zaman bir metil sikloheksen yazalım. Peki ya buradaki? Yine elimizde bir sikloheksen halkası var. Bunu yazarak başlayalım. Sikloheksen'i ana adımız olarak yazıyoruz ve şimdi bir tercihimiz var. Çift bağımız buradaysa bunu veya bunu birinci karbon yapabiliriz. Alttakini birinci yaparsak buradaki sübstituente daha küçük bir sayı vermiş oluruz o zaman bu birinci karbon olur. Ve halkanın etrafından çift bağı takip etmemiz gerekir. O zaman bu ikinci, bu da üçüncü karbon olur. Şimdi bu substitüentleri düşünelim. Üçüncü karbona bağlı iki metil grubu var. O zaman dimetil olacak. Dimetil sikloheksen. Metil gruplarının ikisi de üçüncü karbona bağlı olduğundan 3-3 dimetil diyoruz. Ardından birinci karbona bağlı bir etil grubu var. O zaman 1 etil 3 3 dimetil sikloheksen diyoruz. Alfabe kuralını unutmayalım. E M'den önce geldiği için etile önce koyduk. Yani 1 etil 3 3 dimetil sikloheksen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.